Merhaba sevgili arkadaşlar, bir başka videoyla yine karşınızdayız. Bugün yine size aldığım bir ürün var, onu tanıtacağım ve sizler de bu ürüne bakaraktan, eğer almak istiyorsanız bu videoya bakaraktan biraz daha fikir sahibi olabilirsiniz. Ben de bir video ya da bir şey alırken başka videolara bakıyorum, ona göre fikir sahibi oluyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İşte görmüş olduğunuz gibi Forte GT yağmurluk tipi. Güzel bir alt üst takım sevgili arkadaşlar. Yaklaşık ben bunu bir ay önce aldım ve hemen tanıtmak istemedim. Aldığım gün ürünü çekmek istemedim, kullanayım. Ondan sonra fikir sahibi olayım, ondan sonra çekeyim istedim ve bir ay sonrasında ben bu ürünü çekmeye karar verdim sevgili arkadaşlar. Forte GT yağmurluk alt üst 210 TL'ye almıştım. O zamanlar yine siteden almıştım sevgili arkadaşlar. Alışveriş sitelerinden biraz kampanyalı fiyatıydı. Şu anda da biraz yükselmiş olabilir. 250 liraya falan yükselmiş olabilir. Ama ben 210 TL'ye aldım. Güzel bir marka. Yani şöyle 1.75-100 kiloya yakınsanız X/Slash size olacak. Eğer biraz daha kilonuz azsa ona göre alacağınız satıcı ile iletişime geçerekten hangi bedeni almanızı o size söyleyecektir. Arkadaş şeritleri var sevgili arkadaşlar. Hemen şurada gizli bir bölgesi var. Bu gizli bir bölmede hava gelebiliyor. Sizi terletmemek açısından biraz buradan hava girebiliyor. Hemen şurada bir delik var böyle. Ama bu delikten yağmur gelmez. Çünkü üzerinde de böyle hemen kapatmışlar. Ve yeşil ve gri şerit var. Boynunda da yeşil ve gri şeritler var sevgili arkadaşlar. Kollarında da şeritler var. Ve gerçekten güzel bir marka, güzel bir şey. Bazı yağmurluklar var, onlar da çok pahalı. Ucuzları da var. Onlar da balıkçı yağmurlukları gibi duruyor ama bu biraz kullanışlı, biraz da güzel. Çünkü bu motorcu yağmurlu. Onun için biraz güzel duruyor. 100 liralıklar da var. O 100 liralıklar dediğim gibi balıkçı yağmurlukları gibi olduğu için motorda pek etik durmuyor. Dolayısıyla ben de böyle daha etik duran bir yağmurluk bakayım dedim. X/Slash aldım ve gayet güzel. Ben şöyle söyleyeyim, 1.75 ve 100 kiloya yakınım. Onun için X/Slash bana geldi sevgili arkadaşlar. Zaten şöyle söyleyeyim, bunu tişörtün üzerine giymeyeceksiniz. Motor montu varsa motor montunu giyeceksiniz. Bunun üzerine giyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Onun için de gayet biraz büyük olması daha iyi. Şöyle bir şey daha var. Eğer güzel bir motor montu aldığınız zaman buna da pek gerek kalmayabilir ama motor montu sadece üzerinizi kapatıyor. Pantolonunuz açık kalıyor. Onun için de motor montu alsanız dahi böyle bir yağmurluğu alın. Kışın motora biniyorsanız motor montunu giyersiniz, üstüne de bunu giyersiniz ve altına da hemen şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar. Bu da pantolonu altına giymek için. Bu da X/Slash. Bu da güzel. Bunda da hemen ayaklarında şöyle şeritler var. Gri ve yeşil şeritler var ve bu ayağında da gri ve yeşil şeritler var. Türkiye'de üretilmiştir. Hemen şöyle göstereyim. Şurada da şeyler var, yapıştırma şeklinde sevgili arkadaşlar. Dikiş olmaz zaten. Dikiş olursa su alır. Onun için yapıştırma şeklinde yapmışlar. Üstüne de şöyle bir model vurmuşlar. Yani dikiş modeli gibi bir şey yapmışlar ama o dikiş değil. Onu sadece öyle bir parça takmışlar. Öyle bir etik dursun diye. Dikişliymiş gibi görünsün diye sevgili arkadaşlar. X/Slash. Hemen şöyle göstereyim. Burada da daraltmak için ipi var sevgili arkadaşlar. Bunu alta giyiyorsun, bunu da üste giyiyorsun ve o kadar şiddetli yağmurda giydim bunu sevgili arkadaşlar. 1 gram su almadım. Sadece bu ayağının bittiği yerde, gerçi bu da lastikli, tam su almıyor ama ayağınızın bittiği yerde eğer botunuz yoksa, normal spor ayakkabı ya da normal ayakkabı giyiyorsanız sadece çorabınız ve ayakkabınız ıslanıyor. Onun haricinde ne alt taraf ne de üst taraf, yani bir damla yağmur almıyor. Gerçekten onun için güzel, hoşuma gitti. Çok yağmurlu havalarda eğer motor kullanmak zorundaysam bunu giyiyorum. Zaten kışın motor kullanmıyorsam da ya da yağmurlu havalarda motorla dışarı çıkmıyorsam da gerek kalmıyor. Ama her halükarda motorun heybesine bunu dolaştırıyorum. Çünkü bir yere gittiğim zaman aniden yağmur başlıyor ve çıkarıyorum, hemen giyiyorum ve rahatlıkla yoluma devam ediyorum.
Sizler de eğer motor kullanıyorsanız böyle bir yağmurluk alabilirsiniz. Böyle bir yağmurluğu alıp motorunuzun heybesinde bulundurabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir yere gittiğiniz zaman dediğim gibi oldu ki yağmur yağdı ve hemen diyersiniz ve yolunuza devam edersiniz. 210 liraya aldım sevgili arkadaşlar. Sizler de ben bir ay önce aldım, belki 250 lira olmuştur. Malum zam geliyor sürekli. Zam geldiğinden dolayı 250 liraya olmuştur. Sizler de rahatlıkla 250 liraya alabilirsiniz. Kilonuz eğer benimki gibi 1.75 ve 100 kiloya yakınsanız istislaş almanız yeterli. Pantolonunuzun ve montunuzun üzerine rahatlıkla gelecektir. Eğer kilonuz da düşükse ürünü aldığınız yere konuşup ona göre sevgili arkadaşlar bilgi sahibi olabilirsiniz. Hemen şöyle üstüme giyeyim. Bakalım nasıl olacak. Üstünde de görmeniz açısından. Evet. Fermuarı var. Fermuarını da kapatıyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, fermuarını da kapattıktan sonra böyle üstü bu şekilde sevgili arkadaşlar. Çeneye kadar kapatabilirsiniz. Çeneye kapattıktan sonra burada da çıt çıtlar var zaten. Böyle çıt çıtlarını takabilirsiniz. Ve istediğiniz kadar yağmura maruz kalın ve bir damla içine su almayacaktır. Hemen şöyle pantolonu da giyeyim. Evet, işte bu şekilde sevgili arkadaşlar, hem altını giydim hem üstünü giydim. Gayet güzel. Pantolonun üzerinden de montun üzerinden de böyle rahatlıkla giyebilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi. Arkada şeritleri var. Kollarda şeritleri var. Ayaklarda şeritleri var. Böylelikle ne oluyor? Akşam karanlıkta arkadaki gelen araçlarda rahatlıkla sizleri görebilecektir ve onun için biraz daha dikkatli yalnızdan geçeceklerdir.